Herkese merhaba, ben Ezgi Dönmez Tercan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Uzun süredir çekmek istediğim bir videoydu. 10 adımda Kore cilt bakımı rutini. Gerçekten çok aşamalı bir rutin arkadaşlar. Dünyada çok popüler olan bir cilt bakımı rutini arkadaşlar. Çok fazla deneyen var ama şöyle videolara baktım. Kafama uymayan şeyler de vardı aslında. Detaylı bir şekilde kimsenin bunu uygulamayıp videosunu çekmediğini gördüm. Ben de sizler için çekmek istedim. Sizlerden de evet Ezgi vloglar çok güzel gidiyor ama konsept videolarında özlüyoruz gibi geri bildirimler vardı. O yüzden bu video tam da konsept video sevenlere gelecek. Ben de daha önce hiç yapmamıştım. Hepimizin çok merak ettiği bir cilt bakımı. Hadi başlayalım. Bu madde yine gözenekleri arındırması ve siyah nokta oluşumunu engellemesi. Bu 3 etkili 24 saat nemlendirme vaadi olan göz kremi. Şu an benim cilim gerçekten aşırı şaşkın. Evet arkadaşlar, zaten böyle vlogların arasına ben elimden geldiği kadar küçük küçük cilt bakımları rutinleri ve renkli kozmetik videoları koymaya çalışıyorum. Yapmış olduğum makyajımı, makyaj rutinimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ama alta gelen yorumlara baktığımda ve Instagram DM'ime baktığımda cilt bakımı ile ilgili de bir şeyler çekmeni istiyoruz diye geri bildirimler almıştım. Ben de bunun üzerine düşündüm, dedim bir cilt bakımı videosu yapalım ama şu Korelilerin meşhur 10 adımda cam cilt bakımı videosunu çekelim. Çünkü inanın dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama birçok kişi diğer sosyal medya hesaplarımdan da çok fazla ürün paylaştığım için herhalde böyle gece gözümün altına ayrı, gündüz kaşımın altına ayrı bir krem uyguluyorum diye düşünüyor. Sanki böyle 180 tane krem sürüyormuşum gibi düşünüyor olabilirsiniz ama inanın hiç böyle değil. Benim gayet minimal bir günlük cilt bakım rutinim var. Onu çekmeye kalksaydım bu video dolmazdı diye düşündüm. Ben de o yüzden bu detaylı bakımı çekmek istedim. Yani dedim ki bu Koreliler ne yapıyor? 10 tane, 11 tane cilde ürün aynı anda sürmek ne demek? Evet hepimizin çok fazla ürünü var ama belli aralıklarla belli zamanlarda sürüyoruz. Bunlar hepsini aynı anda uyguluyorlar. Nasıl bir etki olacak? Aşırı merak ediyorum. Bütün ürünlerin hepsi elimde. Bugün gerçekten abartısız yüzümüze, cildimize 10 ila 11 tane ürün süreceğiz. Ve bu onların standart günlük cilt bakım rutini arkadaşlar. Kore dizilerini severek izleyenler de bilir. Gerçekten çok farklı bir ciltleri var. Porselen bebek gibi resmen. Şimdi arkadaşlar ben çok çalışkan bir öğrenci olduğum için tüm notlarımı bu videoyu çekmeden önce aldım. Hepsini adım adım yazdım. Birçok farklı kaynaktan araştırdım. İnsanlar kafalarına uymayan kısımlarını değiştirmişler. Farklı ürünler eklemişler. Adımların yerlerini değiştirmişler. Aslında benim kafama da yatmayan yerler oldu. O yüzden bana en mantıklı geleni ben uygulayarak sizinle paylaşmak istiyorum. Bu uygulamadaki amaç Koreliler bunu neden yapıyorlar? Ciltlerinin çok daha canlı ve genç görünmesi için. Tüm dünyada herkesin denediği, uyguladığı, kimisinin çok beğendiği, kimisinin ise çok yorucu bulduğu, günlük rutinine sığdıramayacağını söylediği bir bakım. Şimdi bakalım ben de ilk izlenimlerimi size söyleyeceğim. Bir cildimi çekelim. Şimdi arkadaşlar ben ilk adım olarak Isana'nın bu cilt bakım yağını kullanıyorum. Eğer Kore ürünlerine ulaşabiliyorsanız Kore ürünleriyle denemenizi de şiddetle tavsiye ediyorlar. Ben elimdeki ürünleri değerlendirmek için bu uygulamaya en yakın ürünleri kullanıyorum. Örneğin yüz yıkama jeli ise tabii ki yüz yıkama jeli kullanacağım. Peeling ise peeling ama içerik olarak da Korelilerin kullanmış olduğu içeriklere en yakın ürünleri tercih etmek istiyorum. Rossmann'dan aldığım bu yüz yağını ben bayağı kullanıyorum. Bakın hatta tatilde de götürmüştüm yanıma güneş kremini falan temizlemek için. Yağ bazlı temizleyiciler özellikle böyle kullanmış olduğunuz yağlı ürünleri çok daha kolay bir şekilde ciltten söküp çıkartabiliyor. Ben bunu normal şartlarda işte cilt makyajımı, göz makyajımı falan temizlemek için kullanıyorum. Özellikle ağır bir makyaj yaptıysam çok rahat ve çok kolay temizliyor. Ama bunu insanlar Türkiye'de de çift aşamalı cilt bakımı temizliğinde de kullanıyorlarmış. Ben zaten haftanın minimum 4-5 günü makyaj yaptığım için otomatik olarak bu adımı hemen hemen her gün uygulamış oluyorum aslında. Olarak bununla başlıyorlar. Başlayalım bakalım. Benimkisi sıvı formda. Ben bunun piyasadaki her versiyonunu denedim arkadaşlar. Klinik, MAC, Kiehl's, Misha. Aklınıza ne geliyorsa... Şöyle uyguladım. Bakın
Zaten ne kadar ellerim parladı direkt. Hatta şimdi bu 11-11 indirimlerine The Body Shop'ın bu influencerların öve öve bitiremediği papatya özlüsünü de aldım. Hala balm olanlardan en iyisinin klinik olduğunu düşünüyorum. Sıvı olanlardan ise bu Rossmann'ın şu anda kullanmış olduğum ürün olduğunu düşünüyorum. Ama Kore ürünlerinin içeriğiyle karşılaştırdığımda en yakın olarak bunu gördüm. O yüzden bu videoda bunu kullanmak istedim. Fena değil buna. Bence yüzü yıpratmadan makyajı temizlemek için harika bir adım. Bence yoksa makyaj temizleme rutininizde bu yağ bazlı temizleyici, benim fikrim mutlaka bir tane edinin. Çok güzel bir hissiyatı var. Cildi kuru olanların da özellikle yağ bazlı temizleyici kullanmalarını tavsiye ederim. Cildi çok yağlı olanlar da korkmasınlar bence. Bu yıkadıktan sonra asla cildinizde yağ yağ kalmıyor ürün. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar ben bunu güzelce yüzümden yıkayıp arındırıp geliyorum. Bu video çok oturmalı kalkmalı bir video olacak bence. Cildimi güzelce yıkadım, arındırdım. Ben günlük hayatımda da yüzümü kesinlikle kağıt havluyla yıkıyorum. Farklı bir havlu kullanmamaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Evet arkadaşlar, sıra geldi su bazlı temizleyici kullanmaya. Bu adımdaki temizleyicinin mümkün olduğu kadar düşük pH'li olması gerektiğini söylüyorlar. Sülfat içermeyen, daha nazik bir temizleyici olmasını istiyorlar. Cildi kurutmayan temizleyici olması lazım cildin nemini kaybetmemesi için. Cildinizi yıkadıktan sonra böyle gerginleştirmeyen, kurutmayan bir temizleyici olmasını istiyorlar. Ben de özellikle düşük pH'li bir temizleyici elimdekilere baktım. La Roche'um vardı, farklı bir iki markanın daha vardı. Bir de The Prest'im, bu gene 11-11 indirimlerinde almış olduğum yüz temizleyicisi vardı. Bendeki karma ve yağlı ciltler için olanı, vegan bir ürün. En çok dikkat ettiğim ürünlerde özelliklerden biri de vegan olması. Böyle göstermek istiyorum. Karma ve yağlı ciltler için. Gerçekten günlük rutinimde de severek kullandığım bir ürün bu benim. Hem La Roche'lara göre, dermalara, biolara göre bence daha uygun fiyatlı, fiyat performans ürünü. Dermakozmetik konusunda hem kendim sevdiğim için araştırmalar yapıyorum, hem de üniversitede kimya bölümü okuduğum için de az çok bilgiye sahibim. Ürünlerin içerikleri benim dikkatimi çekiyor. Şu asidik özlü narin temizleyiciyi cildimize uygulayalım. Bu cildimizi çok daha yumuşak ve nemlenmiş gösterecek bir temizleyici. Şimdi açalım. Açıkmış. Böyle bir jel temizleyici. Elime biraz su alayım şuradan. Cildimi ıslatıyorum ve şu kadar sıkıyorum. Bir pompa yeterli olur. Gördüğünüz gibi böyle jel bir temizleyici. Şöyle uyguluyorum. Hemen köpürmeye başladı. Bunun da hissiyatı çok güzel bu arada. Çok temiz hissettiriyor uyguladığımda. Gözümün altına gelmemesi için çabalıyorum. Benim dikkatimi çeken cihaz yerleştirmemişler bu cilt bakımının içerisine. Foreolar, işte bu yeşim taşı aletleri falan da çok popüler, onlar da biliyorsunuz. Işın maskeleri. Onlar yok. Tamamen manuel, elle uygulanabilen adımlar bunlar. Köpürüyor. Burada zaten amaç cildi çok fazla canlı ve genç göstermek olduğu için çok fazla kimyasal içeren ürünler, ağır ürünler olmasın. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi bakalım, bunu da hemen temizleyip geliyorum. Yıkayıp geldim. Bu arada Temu'dan ya da bulabilirsem başka bir yerden cilt bakımı için olan bandanalar ve bileklikler var ya, onlardan da almayı düşünüyorum. Bence bu yıkamalı, çok aşamalı bakımlarda kesinlikle gerekiyor. Gerçekten böyle ilk izlenim gayet arınmış ve aydınlanmış. Cildimde hiç yormayan nazik bir temizleyici oldu. Üçüncü adımımız peeling. Burada herkes dediğim gibi adımları kafasına göre değiştirdiği için siz herhangi bir peeling ürünü yerine peeling pedleri de kullanabilirsiniz. Nedir bu peeling pedleri? Gratis'te, Watson's'ta, Rossmann'larda görüyoruz. Bu makyaj temizleme pamuklarına benzeyen pedler var biliyorsunuz.
Onların böyle üzerleri mavi noktalı olanları var. O tarz peeling petleri var, kuru, daha sonra ıslak, kendinden ürünlü markaların peeling petleri var. Onları da kullanabilirsiniz. Mesela ben Kore marka bir peeling pedi bulamadım ama peeling pedi daha iyi bir şey ararsanız Sephora'da var, Nippenfect'te var. Oralara da bakabilirsiniz. Peeling'in birçok çeşidi var yani, biliyorsunuz. Şunun ürünlü ıslak olanını düşünebilirsiniz peeling pedi olarak. Likitler var, kavanoza daha yoğun kıvamlı ürünler var, çok çeşit peeling var. Benim açık olan bu vardı elimde, Ersan'ın peelingi. Bu arada mikro tanecikleri cildime zarar verir diye peeling kullanmayanlar var. Granüllü olanlar var, granülsüz, taneciksiz olanlar var. Hangisi sizin cildinize ve cilt tipinize uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki hassas ciltlerde granüllü peeling hiç ama hiç önerilmiyor. Benim elimde şu Ersan markasının bir peelingi vardı. Bir aydır falan bunu kullanıyorum. Artık bitirmek istedim bunu. O yüzden başka açmak istemedim. Kokusu çok güzel bu arada ürünün. İçeriğine ben baktım. İçeriği de güzel. Duşta kullanıyorum genelde. Şöyle göstereceğim hemen. Gene kremsi bir yapısı var. İçerisinde çok az granür var. Hissedilmeyecek kadar. Biraz pürüzlü bir peeling bu arada. Hemen bunu da uyguluyorum. Bir peelingden yüzümde çok randuman alamazsam ben vücuduma da uyguluyorum bu arada. Dirseklerime falan kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle. Biraz böyle şeker peelingi gibi bir peeling bu arkadaşlar. Ve cildinizi ısıtıyor. Siz sürme işlemi yaparken evet arkadaşlar, peeling adımından sonra benim size önerim, eğer kil maskesi kullanacaksanız maske adımını hemen şimdi bu aşamadan sonra yapın. Peeling aşamasından sonra kil maskesini uygulayın ve tekrar yıkayın. Yıkamalı işlemlerin tamamını, yani arındırma adına yapılan bence bütün adımları tamamlayın. Ama eğer ben nem maskesi kullanacağım diyorsanız, ki ben bu videoda nem maskesi kullanacağım, bence tonikten önce yapmanın bir anlamı yok. Çünkü nem maskesini yapıp cilde tekrar toniklediğimde o cildin bütün nemini tekrar tonik alacak. Benim değiştirmiş olduğum, kafama yatmayan adımlardan biri buydu işte. Şimdi buraya toniği koyuyorum, nemlendirmeyi sonraki aşamalara alıyorum. Ama dediğim gibi eğer kil maskesi kullanacaksam toniklemeden önceki adıma kil maskesini yerleştirebilirsiniz. Şimdi ben tonik ve essence demiş oldukları adıma geçiyorum. Toniklemede L'Oreal'in bu %5 saf glikolik asit içeren etkili peeling toniğini kullanacağım. Bunu da pamuklu petle uygulayacağım. Günlük rutinimde gerçekten severek kullandığım bir ürün. Kaç şişe bitirdim bilmiyorum. Uzun süredir tonik ihtiyacımı bu ürün tamamıyla karşılıyor. Karpuz özde, öyle bir karpuz kokusu yok aslında bakarsanız. Ben alamadım. Ve vadi, hassas ciltler dahil tüm ciltlerin kullanabileceği bir ürün olması. %5 glikolik asit artı karpuz özü içeriyormuş. Ürünün vaadine gelirsek de şöyle, 30 saniyede cilt daha pürüzsüz ve parlak görünüyor. Cilt kalitesi gelişmiş görünüyor. 4 haftada yenilenmiş görünüyor ve 8 haftada da lekeleri azaltmayı vaat ediyor. Uyguluyoruz. Şimdi ben ilk uygulamayı petle yapacağım. Sonraki uygulamayı da parmaklarımla cildimde iyice emilene kadar uygulayacağım. İki tane pet hazırlıyorum. Tonikle temizlediğimde böyle gri gri çıktı oluyordu. Tertemiz çıktı pamuklar. Hiçbir pislik yok.
Bu dediğim gibi standart tonikti. Şimdi Essence Tonik'e geçiyoruz. Essence Tonik nedir? Gene birçok markanın çıkartmış olduğu bir tonik. Ben bunun yerine ne kullanacağım? Ambalajına bakmayın. Bunun içerisinde saf gül suyu var. Saf gül suyunu böyle bir şişenin içerisine aldım. Essence demiş oldukları tonik muadili bir ürün. Cildi ferahlatmaya ve gözenekleri açmaya yarıyor. Özellikle yaz aylarında dolaba koyarsanız duştan sonra falan çıktığınızda direkt bir şoklama yapıyor ve cilde çok iyi geliyor. Ben gül suyu kullanıyorum. Siz farklı ürünler kullanmak istiyorsanız tabii tercih edebilirsiniz. Esans olarak farklı ürünlerde satılıyor. Bakın şimdi şöyle uyguluyoruz. Nasıl ferahlatıyor şöyle görüyor musunuz? Aydınlatıyor, parlatıyor. İkinci katı uyguluyorum. Tamamen saf bir tonik. Bu renkli gül sularından falan değil. Organik bir gül suyu. Büyük cam bir şişede oradan bunu aktarıyorum ben. Ay mükemmel kokuyor. Böyle bir parfüm kokusu değil de tamamen organik olduğunu hissettiriyor. Şöyle kurumasını bekliyorum. Cildimin iyice emmesini bekliyorum. Gözenekler de açıldı ya. Tam olarak nüfuz etsin. Bütün etkisini göstersin. Kurumak üzere. Ay şöyle bilmiyorum. Bir yüzüm güzelleşti. En azından öyle bir hissiyat verdi bana yani. Ve ilginç bir şekilde bence nemlendirme özelliği de var. Şu an cildim aşırı nem yani. Öyle hissediyorum. Bugün kesinlikle makyaj falan yapmam ben yani bu cildin üzerine. Asla kıyıp da makyaj yapamam. Bu arada bana bakın kuru ciltler, yağlı ciltler bu gül suyuyla tonikleme işini mutlaka yapın. Size o kadar söylüyorum bayılırsınız gerçekten. Daha önce tonikleme aşamasında kullanmadıysanız fıskiye başlığıyla kullanın. Bence petle değil de fıskiyeyle överdiği hissiyat kesinlikle şu an herhalde altındaki ürünlerden dolayı da daha da mı aktifleşti bilmiyorum. Çok farklı bir hissiyatı var. Evet şimdi 5. adım olan nemlendirme, nem maskesi aşamasına geçiyoruz. Benim elimde 2 tane bakın. Detaylarını da göstermek istiyorum. Kore maskesi var. Bunları Kore ürünleri satan bir mağazadan almıştım ben. Şu an elimde 2 tane kaldı. Hangisini kullansam karar veremiyorum. Şu bir günde cilt plazentasını yenilediğini, vadedini kullanabiliriz. Diğerinin içerisinde de ya İngilizce'de yazmıyor galiba. Tamamen Korece yazıyor. O yüzden okuyamıyorum. Hepsini orada bakarak özelliklerine göre almıştım ama yani şundan eminim en azından. Bunu uygulayalım hemen. Şöyle açıyorum. Bir saniye. Çok farklı kokuyor. Hemen. Oo, çok fazla ürün var içerisinde. Arkadaşlar bakar mısınız? Hep söylerim kesinlikle ziyan etmeyin bu içerisindeki ürünün fazlalığını da şöyle şu dekolte bölgenize, ellerinize, kollarınıza, her yerinize sürün. Fazla geliyorsa hatta gidin eşinize, erkek arkadaşınıza falan da sürün yani. Bu bayağı bir yoğun arkadaşlar. 10-15 dakika kalması gerekecek cildimde. Korelilerin yüzüne göre mi yaptınız bunu ya? Baksanıza küçücük. Gıdık bölgem boş kaldı resmen. Daha da yukarı çeksem daha da öyle. Bakın. Çekik gözlü oldukları için maskenin göz kısmı küçücük. Dudak kısmı, dudakları küçük, yüzleri küçük. Maskeyi de kendilerine göre yapmışlar. Bizimkilerin normalde böyle burnunda bir kapatma da oluyor biliyor musunuz? Şöyle şu aşağıya kadar gelir. Şimdi neyse. Şöyle uyguladım. Ambalajında kalanını da uygulayacağım. 15 dakika sonra görüşüyoruz. 10-15 dakika ben beklettim. O sırada da günlük işlerimi hallettim arkadaşlar. Kalan ürünü de az önce söylediğim gibi şu dekolte bölgeme ve dirseklerime uygulamaya çalıştım elimden geldiği kadar. Lütfen cilt bakımlarında altını çize çize sizden rica ediyorum. İhmal etmeyin dekolte bölgesini. Biliyorsunuz ki ilerleyen yaşlarda da yaşı en çok ele veren bölgelerden bir tanesi bence bu dekolte bölgesi. Oraya da en azından bu işte kalan ürünlerden
falan uygulayarak kurtarmaya çalışalım. Gerçi yaş umurumuzda mı? Hayır, kesinlikle yanlış anlamayın. Her yaşın bence ayrı bir güzelliği var. Ama cildimize bakıyoruz, oraya bakmıyoruz. Uyumsuz oluyor. O yüzden söyledim bunu da. Önem gösteriyorsak yani dekolteye de boyun kısmına da bakmak lazım. Şöyle ürünün fazlalığını da güzelce yediriyorum. Her yerime şu an o kadar iyi hissediyorum ki cildim böyle resmen kızgın kumlardan serin sulara girmiş gibi, kafamı alıp da krem kovasına sokup çıkarmışım gibi, o kadar serin, o kadar fresh ve o kadar nemli hissediyorum ki. Bu arada böyle yukarı yukarı masajlar yapa yapa sürün, ne uygularsak uygulayalım, unutmayalım, hep yukarı, hep yukarı. Yer çekimine meydan okumak için hep daima yukarı. Cildimize uyguladığımız tüm ürünleri ve yaptığımız tüm böyle işlemleri, cihazlarla olan işlemleri vesaire hep yukarı. Huzurdan, keyiften çıldırıyorum yani. Ben şu ana kadarki adımlardan karma ciltli birisi olarak hepsinden çok memnunum yani. Çok güzel. İlk izlenim, çok iyi hissediyorum cildimi. Böyle bir bebeksilik yani. Maskeyi de hakkını vererek tamamen kullandım. En sonunda böyle ellerimi nemlendirdim. Bakar mısınız hala ürüne? Yani böyle al bunu 10 kişiye dağıtak yani. Şaka yapıyorum. İnanılmaz ürün var üzerinde. En son uyguladığım o tonerin zaten cildimde bir nemi vardı. Cildim muhteşem şu anda. Eminim bu arada artık tamamen. Ben şunu çıkarayım. Birlikte almıştım az önce kullanmış olduğumuz yüz yıkama jeliyle. Aynı seri bunlarda. Sebumu fazla olan ciltler için. Open date'ler bu markada çok hoşuma gidiyor. Açılış tarihinizi yazabiliyorsunuz. Ürünü ne kadar bir sürede tükettiğinizde görüyorsunuz. Bence farklı. Cemşe'de damla başlıklı bir serum bu da. The Press içerisinde hyaluronik asit olan bir serum. Bu maddede gene gözenekleri arındırması ve siyah nokta oluşumunu engellemesi. Aynı zamanda da yağlı ciltler için güzel bir serum. Hyaluronik asit zaten canlı ve genç görünüm vaadi olan tüm ürünlerde oluyor biliyorsunuz. Şöyle birkaç damla ben elime alıyorum. Güzel kokuyor. Ben böyle daha yüzüme uyguladığım ürünlerde çiçek siliktense ilaç kokulu ürünler daha etkiliymiş gibi geliyor. Şöyle yukarı doğru uyguluyorum. Gerçekten bunun üzerine hiçbir şey yapılmaz. Yani bugün böyle tamamen geçer gider. İnsan bir kere kıyamaz zaten şu anda. Siz de uyguladığınızda aynı hissiyatı paylaşıyor olacağız. Buna makyaj yapmaya vicdanınızı hep vermez. Bir de bu 10 adımın içerisinde daha dudak peelingi, nemlendirme işlemleri uygulayanlar da gördüm. Ben artık 10 adımın üzerine sadece bitirirken bir dudak nemlendiricisi uygular bitiririm. Cildim bunu da güzelce emdi. Gene bunu da şöyle elimden geldiği kadar dekolte bölgeme ve boynuma da uyguluyorum. Bu serumun tek başına etkisi nedir? Net bir şey söyleyemiyorum ama çok kolay emiliyor. Aynı zamanda böyle bir nemlilik hissi veriyor ve böyle yağlandırmayan bir nemlilik. Böyle cildime bakarsanız bana şimdiden böyle ışıl ışıl parlamaya başlamış gibi geliyor. Evet, rutininize ekleyebilirsiniz. Güzel bir serum. Şimdi serumumuzu uyguladık. Sıra göz çevresinde, göz kreminde. Göz için şu an aktif olarak kullandığım iki ürün var aslında. Gene birisi L'Oreal'in, az önce toniğinde kullanmış olduğumuz serinin gözaltı serumu. Özellikle yaz aylarında buzdolabında tutup uyguladığımda içerisinde demir bilyeler var. Görüyor musunuz? Morlukları tamamen kapatıyor ve çok ferah bir etki bırakıyor. Serum olarak bunu kullanıyorum. Şu an gözüm için kullandığım aktif iki ürün var. Bir tanesi de yine L'Oreal'in bu 3 etkili 24 saat nemlendirme vaadi olan göz kremi. Sürekli bunu kullanıyorum. Şu ana kadar kaç kavanoz derler bitirdim bilmiyorum. Aplikatörle kullanıyor kimisi işte bu sıyırma kaşığıyla göz kremini. Ben kesinlikle bunu da parmaklarımla uyguluyorum. Hatta her kullanmadan önce şöyle bir serçe parmağımla ben bu kremi karıştırıyorum arkadaşlar. Çok yumuşak bir krem. Şöyle gözlerimin altına, kaz ayaklarına
uyguluyorum göz altına. Aşağı göz kapaklarıma da sürerim ben. Özellikle şuralara, gibi concealer çok kullanıyorsanız göz kapağınızda da buralarda kuruyor, buralarına neme ihtiyacı oluyor. O yüzden ben göz kremini şuralara da uyguluyorum. Son iki adım kaldı. Sona yaklaştık. Şu ana kadar gerçekten mükemmel gidiyor. Bakım rutini yaparken hafif hafif cildiniz kızarabilir. Hiç endişe etmeyin. Onlar dediğim gibi daha sonra hemen toparlıyor. Ama toparlamazsa bir şeyler yolunda gitmiyordur. Cildiniz bir şeye reaksiyon gösteriyordur. Alerjiniz olan bir ürün olabilir. Orada da ürünü kullanmayı hemen bırakmak gerekiyor. Evet, göz çevresi yaptık. Şu an sıra geldi nemlendiriciye. Ben serum formunda olan Simple'ın bir nemlendiricisini aldım geldim arkadaşlar. Şu an zaten cilt bakım rutinimde de Simple'ın bu ürününü kullanıyorum ben. Hyaluronik asitli, böyle hyaluronik asit cildime çok iyi geliyor. Aydınlık, dolgun ve parlak gösterdiğine inanıyorum ben bunun. Hemen şöyle açalım. Alıyorum içerisinden elime. Şu kadar yeterli bence arkadaşlar. Şöyle uyguluyorum bunu da. Ay, cilt şu an böyle şaşırdı bence ya. Bu kadar bakımı görünce şok oldu. Tabii ki bu ürünler, elimde olan ürünler yani, illaki kullanıyorum hepsini de. Mesela ne bileyim, 3 tanesini arka arkaya kullanıyorumdur. 2 tanesini arka arkaya kullanıyorumdur. Ya da ben hep bu yüz yıkama jelini, yüz yağını duşa girdiğimde kullanıyorum. Üzerine bir serum, bir tonik, bir nemlendirme yapıp geçiyorum. Ya da mesela duştan çıkarsam direkt maske uyguluyorum falan. Arka arka hiç böyle 10 tanesini kullanmamıştım. Geceleri yatarken göz kremimi sürerim. Evet, şu an benim cilim gerçekten aşırı şaşkın. 10 tane ürün aynı anda sürdüğüm için üstüne şu an bir ne oluyor diyor yani. Cildimin de bu kadar nemlendiği hiçbir bakım olmadı. Ne evde kendi yaptığım cilt bakımlarında, ne de böyle salonlara gidip yaptırdığım cilt bakımlarında hiç ben bu kadar nemli, yağsız ve ferah bir cilt hissetmemiştim. 10. adımda da güneş kremi var ve 11. adımda da opsiyonel olarak beyazlatıcı krem var. İşte bana saçma gelen adımlardan bir tanesi de bu aslında. Eğer güneş kremi süreceksem üzerine niye beyazlatıcı krem sürüyorum? Çünkü o da bakım kategorisine giriyor. Beyazlatıcı krem kullanacaksam ben güneş kreminden önce kullanırım açıkçası. 11 adım yapacaksak biz, en son artık ben güneş kremini kullanırım ve cildime uygulamış olduğum tüm ürünleri sabitlerim ve cildimi korurum. Benim mantığım bu şekilde çalıştı yani. Şimdi aydınlatıcı kremim vardı aslında ama ben artık uygulamayacağım aydınlatıcı krem. Direkt güneş kremine geçeceğim çünkü ben süre süre bir hal oldum. Bana artık fenalıklar, daralmalar geldi. Kullanmak istemiyorum onu. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Aydınlatıcı kremi de zaten yüz yıkama jelinden sonra direkt sürüyorum ben, etkili olsun diye. Bu kadar ürün üzerine sürdüğümde herhangi bir etkisi olacağını da düşünmüyorum. Ne kadar var yani. Bu rutin insana bence makyajı bıraktırır. O kadar etkili bir rutin. Şimdi bakalım üstüne güneş kremi sürünce ne olacak? The Prestman 50 faktörlük bu mat bitişli güneş kremini kullanmak istiyorum. Bütün yazı yüzüme bunları uygulayarak geçirdim diyebilirim. Aynı zamanda bende renklisi de vardı. Plajda, havuzda, denizde de renklisini kullanarak cildimi böyle hem korumuştum hem de renklendirmiştim. Herhangi bir olumsuz etkisini görmedim ben. Korumasını da beğenmiştim açıkçası. Bu kremin en büyük vaatlerinden biri de, şöyle çok almıyorum, evdeyim çünkü ve artık akşam oldu. En büyük vaatlerinden biri de dediğim gibi mat bitişli olması, ciltteki sebum dengesini sağlamasıydı. Kontrol ediyor o sebumu. Bence vaadini de yerine getiriyor mu? Eğer benim gibi makyajınızın üstünü pudrayla destekliyorsanız %100 getiriyor. Eğer parlak makyaj, jel makyaj seviyorsanız %50 diyebilirim. Çok daha iyilerini de kullandım. Ama şimdi bu serinin birçok ürününü kullandığım için bu rutinde bunu da eklemek istedim. Beyazlık da bırakmıyor bu arada. Kolay emiliyor ciltte. Bakın. Şöyle. Bunu da sürüyoruz. Aşırı ince bir krem. Bakın böyle. Hemen pıt emildi bile.
Çok da güzel bir kokusu var, ferah bir kokusu var. Parfümlü kesinlikle değil, ağırlık da yapmadı. Çünkü çok ağır kokular cilt bakımında az önce de bahsettiğim gibi benim hoşuma gitmiyor, başımı ağrıtıyor. Evet, şöyle yapıyorum. Şunu indiriyorum ve artık cilt bakımını yorumluyoruz. Kesinlikle öncelikle benim yaptığım adımları takip etmenizi öneriyorum. Çünkü okuduğum gibi yaptığınız ürünlerin etkisini silecek adımlar var. Kendisiyle çelişen adımlar var. Orijinalinde benim ve severek takip ettiğim birkaç influencer arkadaşımın yorumladığı çizgide yaparsanız gerçekten %100 sonuç alırsınız diye düşünüyorum ben. Dipnot olarak almış olduğum zaten. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Kil maskesi ve nemlendirici maskeyi söylemiştim zaten. En önemli böyle değiştirmeniz gereken adımlardan birisi o. Kil maskesi yapacaksak tonikten önce yapıyoruz. Yani nemlendirme yapacaksak da toniklemeden sonra yapıyoruz. Böyle yaparsak hiçbir şey silmek zorunda kalmayız ve her üründen almamız gereken maksimum verimi alırız diye düşünüyorum ben. Daha sonra çok zaman alıyor. Gerçekten kendinize bir gün ayırdıysanız eğer bunu yapabilirsiniz. Her gün yapılabilir mi bilmiyorum. Benim kendi adıma söylemem gerekirse her gün yapmam mümkün değil. Yoğun bir hayatınız varsa siz de buna vakit ayıramayabilirsiniz. Duştan çıktıktan sonra ben bu adımlardan en fazla birkaç tanesini yapabiliyorum. Siz kaç tanesini yapabiliyorsunuz? Dediğim gibi eğer haftada kendime bir gün ayıracaksam tamamen kendimi şımartmak için yaparım bu adımı. Ve şu an ben size çekerken kalktım, yıkadım vesaire çok vakit kaybettim. Bu işlemin birkaç tanesini eğer duşta uygularsanız çıktıktan sonra geriye sanırım 5 ya da 6 adım falan kalıyor. Onları da pratik bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama etkili mi derseniz şu an gerçekten hayatım boyunca cildimin hiç nemlenmediği kadar nemlendiğini hissediyorum. Kesinlikle faydalı. Bence haftada bir gün bile yapsak cilt neme o kadar çok doyuyor ki diğer ürünlerle de küçük küçük destekleyerek götürebiliriz diye düşünüyorum. Suyumu da içiyorum. Ben her zaman diyorum vloglarımda da yapmış olduğum cilt bakımlarında ya da takviye alırken de söylüyorum. Her şey önemli. Evet, dıştan bakmak çok önemli. Güzel ürünler uygulamak, seçmek o ürünleri cildimize hangi ürün ne kadar verimli buna karar vermek önemli ama içten beslemek hepsinden önemli. Beslenmemizde hiçbir şeyden vücudumuzu mahrum bırakmayarak her şeyden önemlisi de günde almamız gereken su miktarını alarak. Siz de bu şekilde görebileceğiniz bir yere çalışıyorsanız ofisinizde masanızın üzerine evdeyseniz işte birkaç yere bu şekilde su bırakarak kendinize su hatırlatması yapabilirsiniz. Bu arada siz de beni gün hangi saatinde izliyorsanız şöyle videoyu durdurun. Kendinize koca bir bardak ya termos, sürahi neyde içmeyi seviyorsanız su alın ve bir su içmiş olun diyerek su hatırlatmasını da yapmış olmak istiyorum. Evet arkadaşlar böyle bir after verelim mi? Sizin arada görebileceğiniz fark bence en büyük bir parlaklık olacak bence. Ama bu hissiyatı kelimelerle tarif etmek imkansız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar benim kendi izlenimim, kendi deneyimim gerçekten çok başarılıydı. Başka videolardaki yorumları okumuştum. Beğenenler olmuş, beğenmeyenler olmuş ama kendi adıma ilk defa deneyimlediğim için gayet memnun kaldım ben. Çok iyi hissediyorum şu anda. Sizler de videonun altına yorumlarınızı bırakabilir misiniz? Daha önce yaptınız mı? 10 adımda Kore cilt bakımı denediniz mi? Ya da benim videomu izledikten sonra yapacak olanlar olabilir. Mutlaka deneyiminizi ve nasıl hissettiğinizi, beğenip beğenmediğinizi videonun altına yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. Videomu artık kapatıyorum. Kapatmadan önce de şu an videoda kullanmış olduğum bütün ürünler bana ait. Hiçbiri reklam değildir. Hepsini kendim, kendi paramla aldım. Günlük hayatımda da deneyimledim ve memnun kaldığım ürünler. Ürünlerini deneyimlememi isteyen markalar varsa zaten kanalımda iletişim bilgilerim var. Oradan benimle irtibata geçebilirler. Ben de severek sizler için deneyimlerimi ve yorumlarımı aktarmış olurum. Tamamen size kolaylık olması için ben videonun altına kullanmış olduğum tüm ürünlerin linkini bırakıyor olacağım. Bulabildiklerimi koyacağım. Videonun açıklamalar kısmında tıklayarak bakarsınız siz de. Almak istedikleriniz olursa farklı sitelerde uygun fiyata bulabileceklerinizle karşılaştırarak edinirsiniz.
Söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. Başka bu tarz denememi istediğiniz cilt bakımı rutinleri var mı? Benim birkaç metot daha var aklıma takılan. Ama tabii ki onlardan önce bir saç bakımı rutinde çekmek istiyorum. Elimde çok etkili ürünler var. Onları da deneyimliyorum şu an, kullanıyorum. Daha sonra sizinle güzel bir içerik olarak paylaşmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada şu anda bir vlogun da içerisindeyim aynı zamanda. Vloglarım da devam ediyor. Siz de kanalıma hala abone olmadıysanız ve bu videomu ilk defa izliyorsanız ya da birden çok kez ana sayfanıza düştüysem bence ortak zevklere ve ortak bir kitleye hitap ediyoruz diye düşünüyorum. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hype puanınızı da paylaşarak bu videonun çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Günlük hayatımdan, aldıklarımdan anlık olarak haberdar olmak için de şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Ezgi Dönmez Tercan blog hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Özlemişim açıkçası konsept videolarda sizlerle buluşmayı da. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.